Sayın Eletaş, siz mi Sayın Erdoğan'ı kandırdınız? Sayın Erdoğan mı sizi kandırdı? Hadi buyurun söyleyin. 2000 liranın altındaki icra takipleri 5,5 milyon dosyada silinecek dedi Sayın Erdoğan. Değerli arkadaşlar, yasada böyle değil. Bu konuda ya sizin Sayın Eletaş ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapıp özür dilemesi lazım. Ya da bu uygulamanın düzeltilmesi lazım. Bakın tekrar uyarıyorum. Tarihe not düşüyor. 3 vakte kadar bu saatli bomba patlayacak arkadaşlar. Bütçenin altında, hazinenin altında, ekonomimizin altında bir saatli bombadır kurgaran. Memleketimizdeki yoksulluk oranı, ben size söyleyeyim, 25 bin liranın altında evine para girenin hepsi yoksul. Bu ülkede %90'ın üzerinde yurttaşımızın evine 25 bin liranın altında para giriyor. Gelin arkadaşlar, önerimizdir. Faizleri sildiğimiz gibi ana parayı da silelim. Bundan sonra da gençlerimize borç değil, burs verelim, burs. Kredi Yurtlar Kurumu'na borç meselesi kanayan bir yaramız. Ve milyonlarca genç iş bulamıyorlar, aş bulamıyorlar ama icra takipleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Değerli arkadaşlar, sosyal bir devlet gençleriyle ilgili nasıl düzenlemeler yapar? Sosyal bir devlet gençlerini hayata borçlandırarak mı başlatır? Yoksa onlara destek olarak mı başlatır? Değerli arkadaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu'na başvuran gençlerin yalnızca %10'u burs alıyor. Bakın, %10'u. Başvuranların %90'ı ise kredi alabiliyor değerli arkadaşlar. Peki memleketimizdeki yoksulluk oranı, ben size söyleyeyim, 25 bin liranın altında evine para girenin hepsi yoksul. Bu ülkede %90'ın üzerinde yurttaşımızın evine 25 bin liranın altında para giriyor. Peki biz neden %10 gencimize yalnızca burs veriyoruz, %90'ına borç veriyoruz? Bunu sorgulamamız gerekir. Peki bunu sorguluyor muyuz? Hayır, sorgulamıyoruz. Borç dağlarına karşı ne yapıyor bir iktidar? Diyor ki arkadaş, borçlar ödenemiyor, gelin ben sizin faizinizi sileyim diyor. Peki size sorarım arkadaşlar, faizi siliyoruz da neden ana parayı silmiyoruz? Nedir bizi engelleyen şey? Bakın biz bütçeyi görüşüyoruz. Bütçeden değerli arkadaşlar, bu faize karşı olduğunu iddia eden iktidar faize 570 milyar lira para aktarıyor. Allah Allah. Peki gençlerin silmedikleri borcu kaç para? Kaç para bu gençlerin silinmeyen borcu? 27 milyar liracık. Onlar için söylüyorum liracık. Ama gençler için büyük para bu. Gençler 5 bin lirayı, 10 bin lirayı, 15 bin lirayı ödeyemiyorlar. Çünkü gelirleri yok. Ama bu iktidar yoksulun vergisinden 570 milyar lira faiz baronlarına, para babalarına aktarırken gençlere 27 milyar lira için kaynak yok diyor. Bak, faiz için 570 milyar lira buzdağının görünen tarafı. Bir de kur garantili mevduat var arkadaşlar. Gelecek yıl iddiayla söylüyorum, kur garantili mevduata da 1 trilyon lira para aktaracak bu iktidar. Bak bu yıl 500 milyar lira, gelecek yıl 1 trilyon lira para aktaracak. Ama milyonlarca gencimize 27 milyar lira kaynak aktarmayı uygun görmüyor bu AKP-MHP birlikteliği. Gelin arkadaşlar, önerimizdir. Faizleri sildiğimiz gibi ana parayı da silelim. Bundan sonra da gençlerimize borç değil, burs verelim, burs. İhtiyacı olan tüm gençlerimize en az 5000 TL, ki bugünkü rakamlarla en az olması gereken bir rakam, burs verelim değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu torbayı bu iktidar bir müjde torbası olarak ortaya koydu değil mi? Müjdeler. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bir basın toplantısıyla külliyede, sarayda bu açıklamayı yaptı. Müjde dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ne dedi biliyor musunuz? Milyonlarca yurttaşımızın borcu var. 2000 TL'nin altında borcu olan icralık bütün dosyaları siliyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Allah Allah. Ben de dedim ki nasıl siliyor ya? Bunlar özel sektör olan borçlar. Dur bakalım nasıl silecek dedim. 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacak dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ya şimdi bunu bir milletvekili söylese hadi yanlış anlamış diyebilirim. İcranın başındaki kişi bunu söylüyor. 2000 TL'nin altındaki borçlar silinecek diyor. Şimdi bu böyleydi. Bize plan bütçe komisyonuna teklif geldi. Teklifi bir okuduk ki durum öyle değil. Ne diyor biliyor musunuz teklif? Bu şirketler diyor, borçları isterse silecek,
İstemezse silmeyecek diyor. E ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lafı boşa düştü. Arkadaşlar, Sayın Erdoğan mı sizi kandırdı? Yoksa siz mi Sayın Erdoğan'ı kandırdınız? Buyurun söyleyin. Durum ne biliyor musunuz? Diyelim ki Turkcell 2 milyon icra dosyası var ya, 1 milyonu diyelim ki zaten ölmüş, yurt dışına gitmiş, bulunamıyor, batak, onu silecek. Sildiği borcuna ne yapacak biliyor musunuz milyarlarca lirayı? Vergiden düşecek. Bak bu kadayıf. Bir de üzerinin kaymağı var değerli arkadaşlar. Yakalayabildiklerinde de icra takibine devam edecek. Diyelim ki 1 milyon dosyası var. Onların da tahsile kabil. Onlar da değerli arkadaşlar icraya devam edecek. O parayı da alacak. Yani tahsil edemediğini vergiden düşecek. Tahsil ettiğinde icraya devam edecek. Ya böyle kaymaklı kadayıfları siz patronlara yedirmeye niye devam ediyorsunuz arkadaşlar ya? Bak yurttaşımız ekmeğe muhtaç. Siz şirketlerinize kaymaklı kadayıf yediriyorsunuz. Böyle adaletsizlik olur mu? Sayın Elitaş, siz mi Sayın Erdoğan'ı kandırdınız? Sayın Erdoğan mı sizi kandırdı? Hadi buyurun söyleyin. 2000 liranın altındaki icra takipleri 5,5 milyon dosyada silinecek dedi Sayın Erdoğan. E dosya, değerli arkadaşlar, yasada böyle değil. Bu konuda ya sizin Sayın Elitaş ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapıp özür dilemesi lazım. Ya da bu uygulamanın düzeltilmesi lazım. Ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Benim önerimi geliştireyim. Bu şirketlere diyeceğiz ki ya 2000 TL'nin altındaki bütün dosyaları sileceksin ya da bu uygulamadan faydalanamazsın diyeceğiz. Başka türlü bir düzenleme yapılamaz arkadaşlar. Ahmet'in Mehmet'in borcunu sil, onlar ölmüş yurt dışına gitmiş. Agop'un, Ahmet'in, Fatma'nın borçlarını silme. Çünkü onlar tahsile kabil. Böyle düzenleme olmaz değerli arkadaşlar. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın lafından sonra. Değerli arkadaşlar, bir müjdesi daha var bu iktidarın. Sayın Elitaş dinleyin, sicil affı. Kaçıncı kez geldi bilmiyorum. Ben 8 yılda 4 müdür, 5 midir? Ya sicil affını getiriyorsunuz da hiçbir banka şubesine gidip sormaz mısınız ya? Sayın Elitaş lütfen bir banka şubesine gidin sorun. Yani bugüne kadar kara listeye girmiş bir müşteri, bir borç alamayan, kredi bulamayan bir kişi, kredi kartına icra takibi gelmiş bir kişi, sicil affı çıkardınız diye tekrar banka şubesine gidip 10 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira kredi isteğinde kredi alabiliyor mu? Alamıyor. Ya alamıyor ya. Alamıyor. Çünkü bankaların kendi risk yönetim şirketleri var, merkezleri var. Bunlar birbirleriyle bağlantılı. Mustafa Elitaş yazarsa sisteme, altına TC'sine girerse tıkırt diye dökülüyor. Sen yasayla bunu silsen bile Mustafa Elitaş'ın sicili orada gözüküyor. E bu sicili sen silmedikten, sildiremedikten sonra ne değişiyor? Hiçbir şey değişmiyor. Yalnızca vatandaşa boş umut veriyor bu iktidar değerli arkadaşlar. Sevgili vatandaşlar, hepsi boş umut. Yapılması gereken ne? Bakın bankalar da riskine tabii ki bakacak. Yani bir batak durumu varsa riske bakacak. Yapılması gereken ya bu sicili tamamen banka kayıtlarından silinmesini sağlamak ya da rasyonel bir ekonomik düzene geçmek. Siz sürekli ekonomiyi kör topal götürdükçe yurttaşlarımız ekonomik olarak zorlanıyorlar. Bankalara borçlarını ödeyemiyorlar. Kara listeye giriyorlar. 10 milyon kişi kara listede, ben sicil affı çıkarıyorum. Ya böyle işe yaramıyor Sayın Elitaş. Olmuyor böyle, olmuyor. Böyle vatandaşa boş umutlar vermeyin. Değerli arkadaşlar, kur garantili mevduat. Son iki dakikada da ona bir kez daha değineyim. Bakın tekrar uyarıyorum. Tarihe not düşüyoruz. 3 vakte kadar bu saatli bomba patlayacak arkadaşlar. Bütçenin altında, hazinenin altında, ekonomimizin altında bir saatli bombadır kur garantili mevduat. Ya siz diyorsunuz ki ya biz bunu çıkardık, bir yıldır mesele yürüyor. Ne var ya diyorsunuz. Ya İstanbul depremi de şimdilik olmadı arkadaşlar. Ama eninde sonunda olacak. Bilim bunu söylüyor. Zamanı yaklaşıyor İstanbul depreminin. Her an bu deprem olabilir. Ama 3 ay, ama 3 gün, ama 3 yıl, ama Allah korusun gecinden versin 13 yıl sonra bu deprem olacak. Bizim meselemiz nedir? İstanbul'u depreme hazırlamak. Binalarımızı sağlam tutmak. Sistemi sağlam tutmak. E siz diyorsunuz ki bir yıldır deprem olmadı. Bak Garopaylan sen dedin ki 3 ayda 13 ayda bu iş olacak. 12 ay geçti. Bir ay sarı olmayacağını nereden biliyorsunuz bu depremin kur garantili mevduat üzerinden? Bakın sisteme 1,5 trilyon TL girdi.
Kurun gelecek sene doların 22 TL olacağını iddia ediyorsunuz. Doların gelecek sene 22 lirada kalacağını iddia eden birisi var mı içinizde arkadaşlar? Eğer 30 TL'ye çıkarsa tam 750 milyar TL ilave para ödeyecek bu hazine, yoksulun vergisinden zengine. Yazık değil mi? Günah değil mi? Hak mıdır bu? Adalet midir? Buyurun söyleyin. Bu sistemden behemhal çıkmamız lazım değerli arkadaşlar. Gelin milletin vekilleri olarak bu yanlışı durduralım. Kur garantili mevduat saçmalığını bir yıl daha uzatmayalım. Hepinize saygılar sunarım.